Hep söylerim, Türkiye'de siyaset çözüm üretmek üzere yok. Karşıtlık üzerinden varoluşunu sürdürüyor. Ve Türkiye'de sorunların hiçbir çözülmediği için sorunlar durduğu gibi üzerlerine de yenileri ekleniyor ve vatandaş çaresiz bekleyişte sorunları bir gün çözülecek diye umuyor. Tabii sorun çözmek üzere birilerinin var olması gerekiyor siyasette bu sorunların çözülmesi için. Şimdi sorunlardan bir tanesi de ekonomi, tasarrufla ilgili iktidar bir adım attı ve bu gündeme daha çok araçlarla ilgili geldi. İşte kamuda araçlarla ilgili bir tasarruf üzerinden giden bir tartışma var. Belediyeler son yerel seçimlerde muhalefete geçti ve birinci parti olarak artık Türkiye'nin çoğunluk belediyesini muhalefet yönetiyor. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. Cumhuriyet Halk Partisi de belediyeleri aldıktan sonra kayırmacılık, akraba, eş dost atamalarıyla gündeme geldi. Cumhuriyet Halk Partisi de bunun üzerine bir genelge yayınladı ve işte bunların yapılmaması gerektiğine dair belediyelerine bir genelge yayınladı. Öte taraftan iktidarın attığı tasarruf tedbirlerini de yetersiz bulduğunu, daha çok adımın atılmasını belirtiyor. Ama belediyeler de bir kamu kurumudur ve çoğunluğu Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Yani bu ülkedeki merkezi yönetimi AKP yönetiyorsa belediyeleri, yereli de çoğunluğunu Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kamu yönetiminde bir örnek olması gerekiyor. Onun bir adım atıp işte bak biz böyle yönetiyoruz. İktidara gelirsek, merkezi yönetimi de ele geçirirsek işte biz bu şekilde yöneteceğizi vatandaşa göstermesi gerekiyor. Şimdi ben kendilerine bir aydın vatandaş olarak bu ülkede en nefret edilen kentli aydın çözüm üreten bir vatandaş olarak çözüm önerilerimi sıralıyorum Sayın Özgür Özel Bey'e. Şimdi belediyelerde şöyle çalışılmalı. Bir, emeklilerin yerine hemen eleman alınmamalı. Tıpkı iktidarın dediği gibi belediyelerde çok ciddi bir eleman fazlalığı var. Aynı aileden ikişer, üçer, dörder kişiler belediyelerde çalışıyor maalesef. Ve artık belediyelerde ipin ucu kaçmış durumda. Kim nerede ne yapıyor belli bile değil. Dolayısıyla bunun bir düzene girmesi gerekiyor. Her belediyenin personel sayısını açıklaması, sosyal medya hesaplarından olur, belediyenin kendi kurumsal sayfasından olur, kaç elemanı olduğunu açıklaması ve bunu belli periyotlarla, örneğin 6 ayda bir güncellemesi gerekiyor ve o öbür bir önceki döneminde sayısının orada durması kaydı ile ve insanlar oradaki seyri görebilmeli. Bunun dışında araçlarla ilgili iktidarı eleştiriyor Cumhuriyet Halk Partisi. Doğru da yapıyor. Ve belki bu da bir sonuç aldı. Diyanet İşleri Başkanı Audi A8'ini iade etti. Müdürlerin altından arabaları alınsın. Müdürler taksiyle de gidebilir, minibüsle de gidebilir. Servislerle de gidebilir. Müdürlerin sabah evinden alınıp akşam evine bırakılmasına bir son verilmeli. Böylece akaryakıttan ve araçlardan tasarruf edilebilir. Aynı zamanda encümen başkanlarının da araçlarının alınması gerekiyor. Encümenler zaten belediyede belli periyotlarla toplantı yapan insanlar evinden alınıp da evine bırakılması ya da herhangi bir yere gidip oralarda toplantılar yapmasında bir araca ihtiyacı yoktur. Encümenlerin de belediyeler tarafından araçlarının alınması gerekir. Siyasilere gelen ziyaretçilere, belediyelerimiz bu dönemde özellikle sosyal medyada çok fazla iş yapar değil, ziyaretçi kabul eder bir pozisyonda. İşte şu heyet geldi, şu dernek geldi, şu vakıf geldi, şu siyasi geldi, şu parti meclis üyemiz geldi, şu belediye başkanımız geldi, şu milletvekilimiz geldi gibi bir çalışma faaliyet biçimi var sosyal medyada. Görüntü bu en azından.
bu insanlara, siyasi insanlara siyasi amaçlarla araba tahsisinin belediyelerde durdurulması gerekiyor. Bankamatik eleman çalıştırılmıyordur diye düşünüyorum. Çünkü bu gerçekten bir hırsızlık ve ahlaksızlıktır, bir suçtur. Ancak yine de teklif edilmesi, daha doğrusu söylenmesi gerekiyor belediyelere. Bankamatik eleman çalıştıran varsa derhal buna son vermelidir. Genel merkez şunu da belirtmelidir ki eğer bu tespit edilirse bu belediye başkanı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır. Bunu önlemenin bir yolu da çalışanların listesinin belediyelerin internet web sitelerinde yayınlanması. Yani her bir birimin, atıyorum temizlik birimi, işte atıyorum sağlık birimi, spor birimi, işte her neyse birimler, çevre birimi falan, bunların her bir birimin müdürü, müdür yardımcısı ve personellerinin fotoğraflarıyla oraya isimleriyle, fotoğraflarıyla konulması gerekiyor. Bu neyi sağlayacak? Bu şunu sağlayacak. İnsanlar oraya girdiğinde o insanları orada görecek. Hatta personel de görecek. Kendi biriminde kimler çalışıyor. Diyecek ki, "Aa, bu kişinin burada adı var, fotoğrafı var ama ben bu adamı hiç tanımıyorum. Bu adam gelmiyor." Dolayısıyla ne olacak? Bir kontrol mekanizması kurulmuş olacak. Böylece bankamatik eleman yoktur böyle bir ahlaksızlık ama hani varsa bunun önüne geçilmiş olacak. Belli birimlerde eğer bir yoğunluk varsa insanlar bunu, ya bu işte niye bu kadar kişi çalışıyor sorgulayacaklar ve oradaki personel sayısı da bir kontrol altına girmiş olacak diye düşünüyorum. Yapılan her iş için belediye sayfalarında işte şuraya asfalt döktük, şurada kaldırım yaptık, işte şurada şurayı düzenledik, burada park düzenlemesi yaptık gibi tanıtımlar, reklamlar oluyor. Bunların kaça mal olduğunun da açıklanması gerek. Yani siz eğer gidip de bir parkta bir belediye bir düzenleme yaptıysa, yeşillendirme yaptıysa, parkta işte spor sahaları kurduysa, bunun kaça mal olduğunu da o kent insanına anlatmalı. Yani bizde bu tarz maliyetlerle, masraflarla, bütçelerle ilgili genellikle bir sır var. Tabii bu belediyeler ne siyasi partilerin, ne belediye başkanlarının, ne genel başkanların babasının tapulu malı değil. O kentte yaşayan herkesin malı. Bir belediye başkanının 500 binde bir payı ve sözü varsa o belediyede, herhangi bir o kentte yaşayan, ikamet eden yurttaşında 500 binde bir sözü ve payı vardır. Dolayısıyla bilmek en doğal hakkıdır. Her türlü yapılan harcama sosyal medya hesabından da olur, internet sitesinden de olur, yayınlanmalıdır. Böylece insanlar bir işin kaça mal olduğunu görmelidir ve bu da bir kontrol sistemi getirir. Atıyorum X belediyesi bir parkı, bir dönümlük bir parkı şu kadar rakama yapmışsa, Y belediyesi bu kadara yaptıysa arasındaki fark ortaya çıkar. Bir kontrol mekanizması, bir sorgulama, denetim ortaya çıkmış olur böylece. Yapılacak organizasyonlarda belediyeler birçok organizasyon yapıyorlar, festivaller yapıyorlar. Bunları ağırlıklı mümkün olabildiğince çok profesyonel olmayanların, küçük olanların belediye personeli tarafından yapılması sağlanmalı. Böylece bütçe birilerine, bir firmalara, bir organizasyon şirketlerine aktarılması yerine bütçe belediyede kalmalı. Tabii personeli, mesai ücreti ödenmek kaydı ile, yani dışarıdan alacağınız o hizmeti personelinize çok daha uygun fiyatlı personelinize giderebilirsiniz. Her 6 ayda bir, belli periyotlarda, ben 6 ay diyorum, siz neye karar verirseniz verin ama en geç her 6 ayda bir belediyenin kar zarar durumu açıklanmalı. Bu belediye internet sitesinde de olur, belediye binasında da olur, ki belediye binası demişken Özgür Özel, İsmail Küçükkaya'nın programına çıkarak
seçimlerden önce 1 Nisan sabahı, ki 1 Nisan seçimden bir gün sonraydı, tabii ki mümkün değildi ama üzerinden neredeyse 2 ay geçti, bu videoyu çektiğim esnada hala gerçekleşmedi. Belediye başkanlarımız, kazanan belediye başkanlarımız mal varlıklarını belediye binasının en görünür yerine asacaklar, bunu göreceksiniz demişti. Özgür Özel bu sözünü tutmadı. Niye tutmadığını da açıklar. Umarım Özgür Özel. Şimdi 6 ayda bir belediye bütçesi, karlılık, zararlılık durumu neyse açıklanırsa, böylece insanlar her 6 ayda bir öncekini de silmeden, o da orada durur, nereye gittiğini görür. Yani zarar azalıyor mu, kar artıyor mu varsa, ya da zarar daha mı yukarıya doğru gidiyor, bunu da sorgular. Eğer atıyorum 3 milyar lira borcu varsa bir belediyenin, 3 milyar 200 milyon olduysa vatandaş da sorar. Bu 200 milyon nereden geldi? Belediye başkanı da kendini kurtarmış olur, rahatlar, insanlara anında cevaplar vermiş olur. Bu da bunu sağlar. Belediyeye ait gayrimenkullerin, birçok gayrimenkulleri oluyor belediyelerin. Bunların ihaleleri yapılıyor. Bu da biraz önce dediğim gibi, sanki bu böyle bütçe, para konuları, yani bu belediyeler birilerinin tapulu malıymış gibi bir gizem arkasına saklanıyor. Belediyelerin gayrimenkulleri açıklanmalı. Gayrimenkuller yazılmalı internet sitesinde ve o gayrimenkuller belediyenin dışında kullanılıyorsa, yani belediye kullanmayıp da bir özel firmaya devretti ise, kaç yıllığına, ne kadarlık bir ücrete ve hangi tarihler arasında ihale edip verdiğini, o belediye sınırlarında ikamet eden yurttaşlara ve halka açıklamak durumundadır. Bu da bir otokontrol sağlar. Yani herhangi bir belediye gayrimenkulü birilerine kullanımına sunulamaz. Böylece insanlar hesabını sorar. İşte bir gayrimenkulün birilerine ihalesiz ya da düşük fiyatlarla verilmesinin önüne geçilir. İnsanlar orada o rakamları, o fiyatları, o sayıları görür ve buna göre de bir denetim sağlamış olur. Aynı zamanda reklam panolarının da kaç tane olduğunun bu halka anlatılması gerek. Onların da sayısı, yerleri belirtilebilir. Bu arada iş yerlerinin masa koyma düzenleri var. Yani bir kafe, bir bar, bir restoran, bakıyorsunuz kaldırıma masa atmış. Şimdi siz vatandaş olarak tartışamıyorsunuz. Bu ülkenin böyle bir sorunu var maalesef. Soramazsınız. Ama sizin adınıza devletin sorması gerekiyor. Yerelde de tabii bunu yapacak birim belediye zabıtası. Şimdi zabıta ne kadar denetliyor, neyi denetliyor, nun otokontrolü için sizin masasını işgaliye alanına koymuş olan firmalara, tesislere bir plaket çaktırma zorunluluğu getirmeniz gerekiyor. Yani ben bir yerde geçerken, orada diyelim bir restoran kaldırıma 5 masa koymuş. Benim oradaki belediye adının altında imzasının olduğu bir levhada kaç masa koyma izni verildiğini, kaç sandalye koyma izni verildiğini görmem gerekiyor. Mesela diyelim ki tesis 3 masa izni aldı, 5 masa koydu. Şimdi ben bunu bir vatandaş olarak bilmiyorum. Ben niye tesiste tartışayım? Bunu bilmem gerekiyor. Orada adam 10 tane masa koymuş ama 5 masalık işgaliye bedeli ödemiş. Şikayet ediyorum, cevap geliyor. Diyor ki işgaliye ücreti ödüyor orası. Bilmiyorum ki kaç masaya göre ödeme yapıyor. Orada bir levha olsun. Bu levhayı da siz üretin, o firmaya da satın. Diyelim ki 300'e üretin, 500'e satın o firmaya. Böylece de 200 lira da oradan para kazanın. 1000 tane levha satsanız 200 bin lira da para kazanmış olursunuz böylelikle. Ve
Burada da zabıtalara da karşı bir denetim mekanizması kurulmuş olur. Sayın Özgür Özel, böyle bir adım atmanızı bekliyoruz. Türkiye'ye örnek olmanızı bekliyoruz. Saygılarımı sunuyorum. Bu önerilerimde uygulanabilir olanların uygulanmasını, uygulanabilir olmayanların da nedenlerinin tarafıma ve kamuoyuna bildirilmesini de saygılarımla arz ederim. Herkese beni dinlediği için teşekkür ederim.